Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden sohbetli makyajla karşınızdayım efendim. Bugün farklı olarak kapağı açık makyaj yapacağım. Çünkü böyle esmesini istiyorum. Umarım size çok fazla ses gelmez. Ama sıcaktan bayılmak istemiyorum. O yüzden böyle bir çözüm buldum kendime. Şimdi bugün ne hakkında konuşacağız? Bugün aslında bir sürü şey hakkında konuşacağız. Özellikle benim 25 yaşında olup hala kendimi 20 yaşında hissetmem ve böyle davranmam hakkında konuşacağız. Evet, böyle bir problemim var arkadaşlar. Sonra da zaten size göstermiştim. NYX'ten bana bir paket geldi. Şöyle yeni çıkardıkları bir serinin fondötenlerini yollamışlar. Zaten bu seriyi biliyorsunuz. Benim en sevdiğim Bare With Me. Bare With Me. Bare With Me. serisi. Ben zaten kapatıcısını deli gibi kullanıyorum. Bunları deneyeceğiz. Makyajımı da nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Cildimi nemlendirerek başlıyorum. Ve o sırada bir konuya değinmek istiyorum. Ben Berçem'in düğün videosunu yükledim. Yorumlar çok güzeldi. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız, güzel dilekleriniz için. Ama bu durumdan kurtulamıyoruz zaten ama öz üvey muhabbeti ne yazık ki çok konuşulmuş gene. Kafalar çok karışmış. İşte kim kim kime anne diyor, o kimin annesi, bu kim, şu kim, Berçem'le Ece kardeş miye kadar pek çok soru sorulmuş. Bu arada Monster video boyunca ve büyük ihtimal Alien da video boyunca arkalarda turlayacaklar. Çünkü kapıyı çok açık görmüyorlar. Onların hareketlerini boş verin. Normalde biz bu konuyu pek çok kez açıkladık. Bir sürü kez açıkladık ama kafalar karışıyor. Bence kafaların karışmasının en büyük nedeni Berçem'in ortanca kardeşi olması. Burada kafanız sizin bayağı bir karışıyor, tamam mı? Şimdi bunu son kez açıklayacağım. Çünkü hani böyle bu tarz videolarda artık bu tarz yorumların gelmesini çok da istemiyorum. Ve hani bildiğini düşünen takipçilerim var ve onlar da soruyu soran kişilere yanlış açıklamalar yapıyorlar. Yani kafaları iyice karışmış. Şimdi o yüzden sizinle bir ders niteliğinde minik bir anlatım gerçekleştireceğim. Son kez anlatacağım bunu, artık ne kadar anlaşılırsa, ama anlamazsanız da ne yapalım, böyle devam edecek. Artık ailemle alakalı çektiğim her videoda bu yorumlar gelecek. Hazır mıyız? Çok güzel bir şey hazırladım sizin için. Gelin bakalım çocuklar. Bakın arkadaşlar. Benim... Çok komik ya. Benim öz annem ve öz babam evleniyorlar. Ve dünyaya iki çocuk getiriyorlar. Biyolojik annemle biyolojik babam dünyaya iki çocuk getiriyor. Bunlar da Çağla ve Ece. Bunlar ne zaman oluyor diyelim? Hadi 91'de evlenmiş olsunlar. Ablam 93'lü çünkü, tamam mı? Bu sırada yine 1991 diyelim. Tam tarihi bilmiyorum ama anlamanız için artık tarihle gösteriyorum. Benim üvey annemle kocası, X kişisi diyelim kocasına, tamam mı? Berçem'in de biyolojik babası ve Berçem'in biyolojik annesi evleniyor ve dünyaya Berçem'i getiriyorlar. Tamam mı? Bunlar hemen hemen aynı tarihlerde oluyor. Ve atıyorum 91 yılında bunlar oldu. Hadi diyelim 2000 yılında. Öz babamla öz annem anlaşamadıklarına karar veriyorlar ve boşanma kararı alıyorlar. Bu boşanma kararı sonucu biz Babişko ile yaşamaya başlıyoruz. Ece, Çağla ve Babişko. Yine bu yıllarda, gene 2000'ler diyelim, Berçem'in öz annesi ve öz babası boşanma kararı alıyorlar. Çünkü anlaşamıyorlar. Ve Berçem biyolojik annesiyle yaşamaya başlıyor. Yıllar ileriye gidiyor. Ve benim öz babamla Berçem'in öz annesi tanışıyor. Ve evlenme kararı alıyorlar. Bu sayede Çağla, Ece ve Berçem kardeş olmuş oluyor. Bu kadar. Daha ne kadar detaylı anlatabilirim bilmiyorum. Ama olay bu. Berçem'in ortanca kardeş olmasının nedeni de bu. Artık bu konuya açıklık getirdik mi? Lütfen getirdik diye. Ve ben iki anneme de anne diyorum. Bu yüzden de kafanız karışmasın. Ben üvey anneme de anne diyorum. Öz anneme de anne diyorum. Berçem'e de abla diyorum. Ya Berçem'e genellikle Berçem diyorum. Çünkü hani o küçükken alıştığımız bir şeydi yani. Ama tabii ki de ablam. Ablama da abla diyorum falan. Yani bu böyle. Tamam. Artık makyajıma geçebilirim. Şimdi fondötenle başlayalım. Ben normalde kapatıcıda vanilya rengini kullanıyorum. Ama bu vanilya rengi bana açık mı gelir? Ama bu golden'da çok koyuymuş gibi geldi. Şu golden'a ilk bir bakalım. Şimdi ilk önce ben şu ara çok sivilcelendiğim için reg dönemim geliyor arkadaşlar. Ve büyük ihtimal gümbür gümbür geliyor. O yüzden bayağı bir sivilcelendim. Gene bu şeyler kullanıyorum. Bunun adını hep unutuyorum. Corrector'lar mıydı? Yeşil rengini şöyle çok kızarık olan sivilcelerimin üzerine sürüyorum. Sonra bunun üstüne bakalım bir golden rengine. Çok sarı. Yoksa değil mi? Dağıtınca geçti. İlk sürdüğümde çok sarı bu arada. Dağıttıkça fena olmuyor sanki. Şimdi dağıtıyorum. Yok yok, bu biraz sarı. Kamerada çok iyi gözüküyor. Bence yapısı güzel bu arada. Şimdi siz kameradan çok anlamasanız da ne yazık ki golden rengi golden rengi bana birazcık sarı oldu. Bunu kullanmak daha iyi olabilir, vanilya rengini, ya da bu ikisini karıştırmak iyi olabilir, bilmiyorum. Ay beğendim, güzel gözüküyor. Günlük hayatta bence renk eşitlemek için falan kullanabilirsiniz. Yani
kapatıcılığı bence çok yok. Arttırabilirsiniz yazmışlar kapatıcılığını ama o zaman da bence çok fazla ürün olur. Bunu bence normal sadece renk tonunuzu eşitlemek için kullanabilirsiniz. Onun için beğendim. Güzelmiş. Benden geçer not. Ağlı bebeklerim. Neyse. Şimdi gene konularımıza geri dönelim. Geçen gün Berçem'in doğum günüydü arkadaşlar, tamam mı? Toplandık böyle normal oturmaya bu arada. Artık Berçem de yani öyle doğum gününü kutlayan biri değil. Neyse. Berçem de ablam da benim zaten tüm arkadaşlarımı tanıyorlar. Hani yüzde tanışmamış olsalar bile ki benim neredeyse tüm arkadaşlarımla yüzde tanıştılar. Çoğunu da ismen biliyorlar. Neyse oturuyorduk böyle. Berçem işte şey birkaç arkadaşımı sordu. İşte mesela Kenan'ı falan sordu. Dedik aa o ne yapıyor? Ne zamandır görüşemiyoruz falan dedi. Böyle şey dedim. Ha o da nişanlandı işte. Yani kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Hani nişanlanacaklar falan dedim. Ondan sonra başka bir arkadaşımı daha sordu. Ona da işte şey dedim. Ha onlar da nişanı yaptı. Artık bu yaz evlenirler falan filan diye bu konuşurken şeyi fark ettim. Benim çevremdeki herkes evlenmeye başlamış. Bunu fark etmek biraz tuhaf. Neden tuhaf olduğunu da söyleyeyim. 25 yaşındayım. Tabii ki de şu an arkadaşlarımın evlenmesi aslında çok normal. Ama sorun benim bundan çok uzak olmam. Ya ben şu an kendimi evlilik şeyinde göremiyorum yani. Geçen gün annemle konuşuyoruz. Berçem'in düğününün konusu açıldı falan filan böyle. Şey dedi hani sen hiç düşünmüyor musun hani evlenmeyi? Dedim anne aday yok. Neyse yok. Aday olsa bile ben kendimi 25 hissetmiyorum. Ben kendimi 20 hissediyorum arkadaşlar. Gerçekten 20 hissediyorum. Dış görünüşüm de bana 20'ymiş gibi geliyor. Takılma tarzım, hayatım. Hala 20 yaşındaymış gibi hissediyorum. Anneme de söyledim. Ya yaş olarak evet çok uzak değilim evliliğe. Ama kafa olarak çok uzağım. Ya ben şu an bir adamla benim tespitler. Bir adamla sürekli aynı eve gidip çıktığımı hayal edemiyorum. Bilmiyorum ya. Ya tabii ki de büyük konuşmamak lazım ama. O yüzden de çevremdeki herkesin yavaş yavaş evleniyor olması bana biraz bir şok etkisi yarattı. Değil mi Monster? Evet. Miyav miyav yani. Çatır çutur evleniyorlar. Buradan da hadi şu konuya da artık bağlayalım. Ece sevgilinden mi ayrıldın? Hiç göstermiyorsun. Ne oldu? Ne bitti? Soruları geliyor tabii ki. Ben yani bu konu hakkında normalde çok konuşmak istemiyordum. Çünkü ben hiçbir zaman böyle ilişkim bittiğimde koşa koşa gelerek YouTube'da bunu anlatan biri olmadım. Ya zaten daha önce de bir kere ilişkimi gördünüz. Ve onu da hani direkt bittiği gibi açıklamadım. Aradan biraz zaman geçince açıkladım. Çünkü bu ilişki tek taraflı yaşanmıyor. İki taraflı yaşanıyor. Ve bence bunların konuşulması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Karşı taraf için de. Ya benim hoşuma gitmezdi mesela. Direkt böyle her yerde duyurulup bitirdik biz bilmem ne falan filan olmasa hoşuma gitmezdi. Ben bu yüzden direkt YouTube'da bundan bahsetmiyorum. Hatta hiç bahsetmeyecektim çünkü anladığınızı da düşündüm. Ama yine de ya Berçem'in düğün videosunda bile yorumlarda görünce tamam sanırım bahsetmem gerek oldum. Ya biz ayrıldık. Bunun yani çok büyük bir olayı yok aslında. Anlaşamadık. Uyumadığımız noktalar olduğunu gördük. Uzak mesafeden dolayı bitmedi ilişkimiz aslında. Uzun vadede anlaşamayacağımızı gördük demek doğru olur. Ya beni üzen şu oldu. İşte bir tane yorum gördüm. Yorumda işte biri yazmış. Yani Ece ile Monster. Uslu uslu yat ya. İşte biri bir tane videoma yazmış hani Ece sevgilisiyle ayrıldı mı diye. Sonra altında konuşmaya başlamışlar. Ben tabii ki de hepsine diyorum. Ben tüm yorumları okuyorum arkadaşlar. Sapık gibi. Ondan sonra altında konuşmaya başlamışlar. Biri demiş ki işte evet ayrıldılar artık takipleşmiyorlar falan filan gibi. Sonra biri ne demiş tam hatırlamıyorum. Şu an tabii birazcık hani hatırladığım kadarıyla cümleyi oluşturup söyleyeceğim. Hani iyice oyuncak haline getirdiler. İşte Ece zaten hep ilişkilerinden bahsediyor. Hani bu kadar çok ilişki yapılır mı falan filan gibi. Böyle bir yorum gördüm. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Neden hoşuma gitmedi? Bir, benim anlattığım ilişkilerin hepsi burada liseden kalma. Yani özellikle anlattığım çoğu ilişkilerim bu arada zaten bir tanesi 3 yıllık. Diğeri 1 yıllık vesaire böyle gidiyor. Ve kimse kusura bakmasın. Ben lisede tanıştığı insanla evlenecek karakterdeki biri değilim. Bu ben değilim. Ya çünkü ben her zaman şunun farkındaydım. Hani lisede hiçbir zaman şu kafada olmadım. Ben bu adamı çok seviyorum. Ben geleceğim bu adamla olsun istiyorum demedim. Çünkü ben fikirlerimin hep değişebileceğinin farkındaydım. O an işte 16-17 yaşındaki Ece'nin isteğiyle 25 yaşındaki Ece'nin isteğinin aynı olmayacağını biliyordum. Bu yüzden yaptığım hiçbir ilişkide evlilik düşünerek yapmadım. O 3 yıllık ilişkimde bile. Bir gün biteceğini biliyordum. Ama işte bana tecrübe katıyordu, seviyordum, onunla vakit geçirmekten eğleniyordum falan. Ya ben ilişkileri bu yüzden yapıyordum. Bunlar da benim için birer anı. Burada anlatmam kadar normal bir şey yok. Bu benim sürekli sevgili yaptığım anlamına gelmiyor. Ve benim daha YouTube'da sadece bir ilişkimi görmüştünüz siz. Bir kişiyi paylaşmıştım. O da uzun süren bir ilişkiydi. Ve olmadı.
olmadı. Yani ne yapayım? Bu da olmadı. Ben bu kadar kısa süreceğini tahmin etmemiştim sadece. Bu benim bunu oyuncak haline getirdiğimi göstermiyor ki. Denediğimi gösteriyor. İnsanlarla evet çıkıyorum, görüşüyorum, date'lere gidiyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani ne kadar anlatabildim kendimi bilmiyorum. Ama anladığınızı varsayıyorum. Öyle. Yani evet, yeniden bekarım. Şu an bir ilişki arayışında da değilim zaten. Tamamen kendime odaklanmış durumdayım. Bayağı şeyi değiştirdim bu arada hayatımda. Hani sadece bu ilişki anlamında değil. Şu an arkadaşlarım konusunda da karar aşamalarındayım diyeyim. Bazı şeyleri bir kere görünce arkadaşlar eskisi gibi olamıyorsunuz. Değişiyorsunuz. Bu hayat sizi değiştiriyor. Mesela şu an dönüp baktığımda, ya bakmayın kendimi 20 yaşında hissediyorum diyorum ama tabii ki de insanlara bakış açım ve başıma bir şey geldiğindeki çözümlerim artık çok daha farklı oluyor. Ve mesela ben artık tahammülümün kalmadığını fark ettim. Bu yüzden şu anda başıma gelen olaylara karşı tutumum da çok çok farklı. Önceki Ece mesela çoğu şeyi affederdi, ne bileyim umursamazdı. Ama ben şunu fark ettim. En azından şu birkaç aylık diyeyim süreçte. Umursamaz olmak size hiçbir şey katmıyor. Sadece insanların sizden faydalanmasına yarar oluyor. Çünkü böyle şey oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Aa, Ece zaten umursamazdı bunu. Yapabilirsin. Ece zaten bunu umursamaz oluyor. Ve ben artık bu durumdan çok sıkıldım. O yüzden umursuyorum. Ama tahammülüm kalmadığı için de insanları hayatımdan çıkarıyorum. Böyle bir süreçteyim. Ama bana iyi geldi biliyor musunuz? Ben çünkü mesela genel olarak tüm süreçlerde kötü bir şey yaşadığımda, yani kötü bir süreçten geçtiğimde kendimle alakalı bir problemden olduğunu düşünürüm. Hani aa ben kötü bir dönemimdeyimdir, aa ben yanlış bir şey yapmışımdır falan filan. Şu an biraz perspektifimi çevirdim ve çevremdeki insanların da acaba bu kötü sürece katkıları olabilir mi diye bakmaya başladım. Ve böyle baktığınızda çevrenizden çok insan eliyorsunuz. Evet, hiçbir şey sizin mutluluğunuzdan önemli değil. Ben de bunu her sohbeli makyajımda söylüyorum ama gerçekten öyle. Hiçbir şey sizin mutluluğunuzdan önemli değil. Ay şu kırılmasın, ay şu kötü, ay şuna yardım edeyim, ay şimdi olmaz, ay vay derken siz kendinizden hep veriyorsunuz. İnsanlar da almaya alışıyor. Kimse de size bir şey vermiyor. Bu da benden öyle. Size bir nasihat. 25 yaşında olup da kendini 20 yaşında hisseden bir Ece'den nasihat istemek isterseniz bu da böyle kulağınıza küpe olsun, aklınızda bulunsun. Şimdi eyeliner çekiyorum. Evet, şöyle güzel bir eyeliner çektik. Eyeliner'ı çok beğendim ve devam ediyorum. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Ben bu fondöteni harbi çok beğendim bu arada, söylemeden edemeyeceğim ama. Bu arada mesela şeye de çok şaşırdım. İşte en sonki ilişkimde hani birlikteyken, ayrılmamışken ona mesaj atan insanlar olmuş benim takipçilerimden. Ve hani güzel mesajlar değil. Mesajların içeriğini burada konuşmak istemiyorum. Onu rahatsız etsin diye böyle bir şeyler yazmışsınız. Ya şimdi böyle söyleyince de kötü bir şeymiş gibi olacak ama yok yani. Mesela önceki ilişkimle alakalı şeyler mesajlar atılmış falan filan. Bunun ne gerek var? Yani şu aralar tamam şeyin farkındayım. İşte özellikle Instagram üzerinden ilişkim olduğunda kötü mesajlar bir artmıştı. Bunun nedenini hadi bir nebze anlıyorum. Sinir olanlar olmuştur, istemeyenler olmuştur. Çünkü böyle bazı insanlar güzel hayatı ilişkiyle nitelendirdiği için, bunları birlikte gördüğü için ilişki yapmam onları sinirlendirmiş olabilir ki bence böyle bir şey yok. İlla mutlu olmanız için, keyifli vakit geçirmeniz için ilişkinizin olmasına gerek yok. Neyse, böyle mesajlar atılmış. Ya bu bence dünyadaki en kötü niyetli şey. Çünkü benim birlikte olduğum kişiyi tanımıyorsunuz. Belki manyak. Belki manyak. Belki bu mesajları görüp bana zarar verecek. Yani o kadar bazı şeyleri düşünmeden yapıyorsunuz ki. Ya tamam ben mesela öyle biriyle zaten birlikte olmam ama insanları tanıyamazsınız. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar ya. Bir insanı sevmeseniz bile yapmayın. Ne gerek var ya. Bak gene bir şeyler atıyor ya. Monster. Bana bir video çektirmediniz ya. Bu arada bakın benim küçülen kalemim var ya, dudak kalemim. Bu kadın karamel rengi. Geçen gün diğer videomda da göstermiştim. Bu Alix Avia'nın dudak kalemini getirmişti Furkan. Light Nude adı. Bakın. Rengi gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Bu sadece Lycra'ya göre bir tık daha pembe. Aa, o kadar pembe pembe de değil. Son olarak parlatıcı sürelim. Tam ne makyajı oldu biliyor musunuz? Benim 2020-2021'de yaptığım klasik Ece makyajı bu. Tam o makyaj ama seviyorum da bu makyajı. Bilmiyorum, eyeliner hala bir tık daha bana şey geliyor ama yani artık günlük makyajlarımda eyeliner çekmiyorum. Önceden günlük makyajlarımın hepsini eyeliner kaplardı. Artık yok ama yine de eyeliner güzel ya. Bir ara keko geliyor demiştim ama yine sevmeye başladım. Ben de dengesizim. Ben de böyle bir manyağım. Dur hatta ışıltı da sürelim. Her sabah makyajdan sonra acaba bu video nasıl oldu diye düşünüyorum. Çünkü inanın kafamda bir sürü şey dönüyor.
düşünüyor. Size hep söylüyorum, ben çok düşünen biriyim. O yüzden böyle burada konuşurken acaba kendimi doğru lanse edebildim mi, anlatabildim mi, çok mu konudan konuya atladım diye yine düşünüyorum. Geçen gün mesela çekmiştim bir sohbetli makyaj. Yüklemekten vazgeçtim. Çünkü video hoşuma gitmedi. O yüzden tekrar çekiyoruz. Umarım bu hoşuma gider ve yükleme kararı veririm. Makyajımız da böyle oldu. Bence güzel oldu. Öyle gelen hayattan bahsettiğimiz, benim yine bir ton karar verip bir şeyler yaptığım, kendimi sorguladığım bir dönemimi anlattığım video oldu. Nasıl oldu? Güzel oldu. Yine bir şeyler paylaştık. Bayağıdır sohbetli makyaj çekmiyordum. Bayağıdır böyle iç dökmüyordum. Ya makaralık şeylerden bahsediyorduk ya normal şeylerden bahsediyorduk. Biraz günlük yaşantımdan bahsetmiş olduk sizinle. Eminim hepiniz bu tarz süreçlerden geçiyorsunuz. Bu tarz şeyler yaşıyorsunuz. Ama çevrenizde bunu yaşayan insanları gördükçe bunun da normal bir süreç olduğunu anlıyorsunuz. Bunların hepsi normal. Bu tarz sancılar yaşamanız, varoluş sancıları yaşamanız, çevrenizdekileri sorgulamanız, hayatı sorgulamanız, kendinizi sorgulamanız. Bunların hepsinin zaten bence olması gerekiyor. Normal olan bu. Yoksa gelişemezsiniz. Umarım böyle hissediyorsanız da bu video sayesinde yalnız olmadığınızı görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.